Alo. Alo. Nereden arıyorsunuz? Abi çok iyi ya. Ya abi gerçekten ya, insanın ağzına bu lafı da doladık o skeçten dolayı. Memnun musun bu durumdan? Gökhan'cığım ne diyorsun? Keyfin bunlar, yerinde mi? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Çok iyiyiz abi. Sen nasılsın? Ay öyle... Kim benim? Ne oluyor orada ya? He? Senin finalistlerini senden habersiz buraya getirdik abi. Arkadaşlar ben o kadar çok seviyorum ki oradaki arkadaşlarımı. Abdullah, Hasan, Ersin, Mert, bu ekip. Yani tabii biliyorsunuz benim ilk deneyimim olduğu için onlarla böyle çok enteresan bir duruma girdik. Hepsi de çok güzel kendi bütün elinden gelenlerini ortaya koydular. Çok güzel bir sezon geçirdik. Şu anda 4-1'den finalde. Gerçekten bir ilk de başardın ya. Gökhan hani 4 finalistle geldin. Murat Boz'un, Hadise'nin, Ebru Gündeş'in başarısı da tartışılmaz. Ama bu yılkinde sen, 4 finaliste senden. Bu nasıl bir duygu? İyi hissediyor musun? Yani aslında bir noktada şöyle. Yani tamamen ekip çalışması olduğu için bunlar bir kere böyle buraya geldi. Bir de bu 4 arkadaşımız tamamen bileğin hakkıyla hak ettiği için buralar. Ve ben bir de şu konudan dolayı çok mutluyum. Türkiye'de bu kadar müzikle gerçekten birazcık böyle yönlendirildiği zaman, birazcık şekil şemal yerine oturtulduğu zaman çok güzel şeyler çıkabileceğini gördüm mesela. O benim için çok büyük bir artıydı bu programla alakalı. Peki programa alıştın mı abi? Başta bir garipsiyordun durumu. Koltuk dönüyor, etraf ışıklar bir garipsedin, sonra alıştın orada, değil mi? Orada böyle bir ilk hafta biraz fazla döndüm. Sonra sonra bir baktım ikinci hafta, işler çok değişmeye başladı. Sonra biliyorsunuz Yasemin aslında bu kapıyı açtı. Ondan sonra yağmaya başladı. Çok güzel oldu. Başta kimse seni seçmiyordu değil mi abi? Ya aslında başta böyle insanlar herhalde korktular birazcık. Devamlı rock'a kayacak iş diye. Ama ben her müziği dinliyorum. Her müziği seviyorum. Kulağıma hoş gelen, gönlüme doğan şarkıyı seviyorum. Öyle bir tarafımızı herhalde orada arkadaşlar gördükten sonra bu çocuk da böyle şeyleri sevebiliyor belki. Hani diğerlerinde bu yarışmacılardan çok var. Ben de oraya gideyim bari deyip de şans eseri gelenler de oluyordu herhalde. Ama çok acayip, çok güzel oldu ya. Tebrik ediyoruz gerçekten abi seni, takımı. Söylemek istediğin bir şey var mı Gökhan'a, sevgili finalistlerimiz? Ya da senin finalistlerine söylemek istediğin bir şey var mı pazartesi günü için? Benim söylemek istediğim şöyle bir şey var. Bir kere bu hakikaten müzik konusunda çok güzel bir hareket. Çok güzel bir adım oldu bence. Çünkü eminim mesela bir sonraki sezon çok daha güzel şeyler yapılacak. Çok daha müzik olarak çok daha farklı taraflara kaçılacak düşünüyorum. Oradaki 4 tane arkadaşımın da ses kalitesi ve tarzları başka hiç düşünülmeyecek şeylerle beraber farklı yakıştırmalar yapıldığı zaman enteresan. Bunu da görmüş olduk. Daha renkleneceğini düşünüyorum bundan sonra program O Ses Türkiye'nin veya bu tip programların. Peki bu yıl sence birinci kim olur Gökhan? Ya o kadar zor ki. Söyle. En güzelini orada söyledi aslında. Dün birbirine düşürüyorum. Güzel söyledi. Ersin çok güzel söyledi. %25 herkes. Çünkü finale çıkan arkadaşların hepsi bileğinin hakkıyla çıktı. Benim kafamda bir şey var mı diye sorduğun zaman hani önüne 4 tane meyve koy, hangisini yemek istersin? Onun gibi bir şey. Vallahi ben muz seviyorum. Abi o hepsini yer zaten. Hiçbir problem yok. En önce hangisinden başlarım diye sorarsan. Yarışmacı arkadaşlarıma da söylemek istediğim tek şey aslında artık hani hepsi bence yarışmada istedikleri, katılmış oldukları emeli yerine getirmiş oldular. Emelleri yerine gelmiş oldu. Türkiye dinledi onları, sevdi, seslerini bildi. Şimdi bundan sonra, yarışmadan sonra da inşallah kendi müzikal açılımlarını yaşayacaklar. Ben de elinden geldiğince onlara yardımcı olacağım. Süpersin abi. Çok böyle bir durum var. Bir de Eser, İbrahim, Oğuzhan ve sen üçlüsü benim yarışmacılarımı çok fazla yormayın orada. Ben şimdi onlarla şey yapacağım.
Yarın çalışmam var. Pazartesi günü finalimiz var. Çok yorma çocukları da. Şey yapsın onlar. Biz yoracak ne yapıyoruz ki ya burada? Abi çocuklar bize emanet. Hayret bir şey. Biz burada onları tanıtıyoruz. Ondan sonra yarışmaya katacaklar. Oy oranlarını şey yapıyoruz. Niye şey yapıyorsun? Biz ne yapabiliriz ki çocuklara? Sıkıştırmayın onları fazla. Abi gel de seni sıkıştıralım burada ya. Üç adama gel. Ne zaman geleceksin? Eser bana mengene lazım sıkıştırmak için. Abi çok teşekkür ederiz. Gerçekten bekliyoruz. Mengele... Arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Biz de çok öpüyoruz abi. Teşekkür ederiz abi. Sağ arkadaşlarımı da öpüyorum. İyi bakın kendinize. Çok teşekkür ederiz. İyi uykular. Uyuyordun galiba. Vay vay. Hadi öpüyorum. İyi geceler abi. dedi. Eser yüzüne kapattı şu anda. Gökhan'cığım. Gün olur devran döner. Sen benim... Lay ne yaptın abi? Ben daha böyle mafyatik bir müzik bekliyordum. İş müzikale döndü. Gökhan yüzüme kapattın ya. İnanılmaz. Canlı indiğim ne kadar zordum. Terliyim ve helal olsun ya. Gökhan... Gel otur gel çabuk. Evet. Gel, kapandı gel, yüzüme kapattı telefonu ilk defa.